Sevgili izleyiciler, sırada yapı ve dekorasyon bölümümüz var. Geçtiğimiz günlerde Lautun bölgesinde yapımı bitmiş olan bir mekanı ziyaret ediyor. Yapım hikayesini işletmenin sahiplerinden öğreniyoruz. Yapı dekorasyon köşemizde bu hafta yapımı tamamlanmış bir kafe restoranta konuk oluyor. Mekanı sizler için inceliyoruz. Merhaba sevgili Onduya Mahallesi izleyicileri, bir yapı ve dekorasyon bölümümüze daha hoş geldiniz. Efendim bu hafta Lautun bölgesinde yapımı bitmiş olan bir kafe restoranta konuk olacağız ve tüm içeriğini birlikte keşfedeceğiz. Bizi takip edin. Değerli izleyenler, şimdi de yanımızda buranın yöneticilerinden sevgili Ülke Hanım var. Ülke Hanım, öncelikle Londra Mahallesi'ne hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Efendim, yeni açmış olduğunuz mekanınız hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Teşekkürler. Ben Ülke Aslan. Eşimle birlikte burayı işletmeye başladık. Eşim aşçılık yapıyor. Dünya mutfağı üzerine yemekler yapıyor. Ve biz de burayı açmak istedik. Değişik bir tarz olsun istedik. Bir aşağı yukarı çok kısa zaman oldu, bir hafta civarı oldu ama çok güzel, yani geri dönüşler çok güzel. Evet. Efendim, içeriye girdiğiniz andan itibaren kendinizi çok ferah bir ortamda buluyorsunuz. Buranın dekorasyonu, efendime söyleyeyim, bu güzel duvarda görmüş olduğum taşlar sizin seçiminiz mi? Biz dükkanın dizayn tarzı olarak menümüze uygun istedik. Mimarımızla birlikte araştırma yapıyorduk zaten. Fakat Londra Mahallesi programında DIY'dan İbrahim Taş'ın programını gördük. Kendisini ziyarette bulunduk. Kendisi bize her türlü konuda, gerek seçimde, gerek dizaynda, gerek takip aşamasında çok yardımcı oldu. Ve gerçekten biz de çok memnunuz ve müşterilerimiz de çok memnunlar. Gelenler soruyorlar hatta nereden, çok güzel, çok farklı duruyor diye. Kendisine çok teşekkür ediyoruz buradan. Ülke Hanım, içeri girdiğimde dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi duvardaki taşlar oldu. Çok değişik bir duruşu var. Niçin bu taşı seçtiniz acaba? Bir özelliği var mı bu taşın? Evet, İbrahim Bey'in bize tavsiyesiyle biz bu taşları seçtik. Kolay temizlenebilir olması, cilalanabilir olması, daha doğal, antik bir görüntü vermesi, mekana hoş bir ferahlık vermesinden dolayı biz böyle bir şekilde bunları seçtik. Tabii kendisinin bize tavsiyeleriyle, örneğin bar kenarlarındaki fayanslar, onların mobilyalarımızla olan uyumu, kolay temizlenebilir olması, daha sonra mutfak tezgahlarımızın kolay çalışılabilir olması, yanmaması, bıçak izi çıkmaması, bunlar bizim için avantaj. Yerler mesela tahta değil, hani çok farklı bir şey yaptılar, kendileri önerdiler bize zaten. Silinebilir, işte leke bırakmayan. Güzel, yani çalışma ortamımızı kolaylaştırmak açısından hem göze hitap ettik hem de çok rahat bir şekilde çalışabilmemizi kendisi sağladı bize. Buradan teşekkür ediyoruz kendisine ve herkese tavsiye ediyorum kendisiyle çalışmasını. Ülke Hanım, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum tekrardan. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir işletmenin, bir mekanın dekorasyonu göze hitabından daha çok kullanışlılığı da çok önemli. Yanımızda hemen buranın şefi sevgili Ferhat Aslan var. Öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, meyve tabağı hazırlarken sizin işinizi böldüm. Aslında mutfağa girmek istedim. Hani kullanışlılığı da önemli demiştim ya. Biraz bahseder misiniz bize mutfaktaki değişikliklerden? Çünkü burası yeni bir mekan. Her şeyin sizin seçiminiz olduğunu biliyorum. Neden bunları seçtiniz? Mesela niçin bu tezgahı seçtiniz? Biraz izleyicilerimizle paylaşır mısınız? Mutfaktaki birçok ürün benim tasarımım. Benim servis şeklime uygun tasarımlar. DIY Center bize tavsiye bulunduğu ürün ahşap tezgah. Ahşap tezgah bütün şeflerin kullanması gereken bir ürün. Ben yıllarca ahşap tezgahla çalışıyorum. Oldukça memnunum. Çalışma ortamını çok kolaylaştırıyor. Ahşap tezgahın uzun ömürlü olması, çizilmemesi, çalışmamızda kolaylık sağlaması benim birinci tercihim.
Yapı Dekorasyon köşemizde gelecek haftalarda yepyeni dekorasyon önerileriyle sizlerle olacağız. İyi seyirler.